29 Aralık'ta Van'da kaldığım evde polis baskın üzerinde şafak operasyonuyla evime baskın yapıldı ve bilgisayarıma ve telefonuma el konuldu ve sonra da Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını söyledi. Sonra da Malatya'ya götürüldü. Burada 4 gün gözaltına tutan sonra mahkemece tutuksuz yargılamak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aslında meselenin başlatma soruşturma 4 yıl önce bir soruşturma olduğunu orada da gördük. Van Emniyet Müdürlüğü'nden Malatya'ya kadar elim ters kelepçeli götürüldüm aslında oraya. Yani aslında bu gerçekten yani bugün yani yaşanan gözaltı sürecinin gazetecilik faaliyetlerimizden, mesleğimizden bağımsız değildir aslında. Bugün aynısını toplumun mücadele dinamiklerine de aslında uygular. Bugün en toplumun mücadele dinamiklerine olan özgür basın aslında özgür basın geleneği, özgür basın gazetecilerine aslında ciddi anlamda bir yıldırma, yok etme ve sindirme politikası geliştiriliyor. İşte 4 günlük gözaltımızda tekli odalarla tutulduk. Yani sürecin bütün aşamasında aslında kişiyi izole etme, kişiyi aslında devlet eliyle terbiye etme anlayışı aslında gelişiyor. Bütün gözaltılarda böyle gerçekten. Bu nedenle dolayı yani biz gazeteciyiz, gazetecilik faaliyeti yürütüyoruz aslında. Bütün aslında nerede olduğumuz ve ne yaptığımızı herkes de biliyor. Günlük her gün kendi adımıza haberler geçiyor kendi ajansımızda. Yani bugün eğer benim hakkımda 4 yıl önce sözde bir suç işlemişsem ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda bir soruşturma başlatmışsa eğer beni arayıp söyleyebilirlerdi. Ben gidip ifademi avukatın eşliğinde gidip ifademi verirdim. Ama sanki bir algı operasyonu, sanki işte örgüt üyesi yakalandı, işte örgüt üyesi şöyle, örgüt üyesi şu işi yaptı. Öyle bir şey değil. Biz bu toplumu yaşayan birer, evet, gazetecilik mesleği yürütüyoruz, faaliyeti yapıyoruz ama biz işin özünde bir bu toplumun birer fertleriz ve birey kendi normal günlük yaşamını devam ettiren bütün insanlar gibi biz de yaşamımızı sürdürüyoruz. Yerimiz belli, yaptığımız iş belli, çalışma alanlarımız belli, gittiğimiz kurumlar belli. İşte bunun üzerinde sanki böyle çok pohpohlayarak işte ciddi bir sorun varmış gibi ülkenin bekası meselesi haline getiren bir duruma dönüştürülüyor aslında. Onlara da belirttiğimiz gibi, mahkemeye de, heyete de söylediğimiz gibi biz gazetecilik yapıyoruz. Gazetecilik faaliyetlerimizin nerede ne çekim yaptıysa bunu bütün kamuoyuyla paylaşıyoruz zaten. Yani böyle çok gizli bir şekilde çekip bir şey de yapmıyoruz. Bütün halka açık alanlarda aslında gazetecilik yapıyoruz. Bu temel bağlamında her alanda gazetecilik faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün toplumun, ezilenlerin, sömürülenlerin, en demokratik eylem ve etkinliklerde polisin şiddet, darp, işkence ve gözaltı politikalarını, hukuksuzluklarını teşhir etmeye devam edeceğiz. Aynı şekilde yoksulluğu, savaşın getirdiği yoksulluğu işlemeye devam edeceğiz. Bu ülkenin demokratik ve insan hakları ve gazetecilerin, aydınların, sanatçıların tutuklanmadığı, insanların haksız bir şekilde cezaevlerine tecrit ve izolasyona maruz kalmadığı bir toplum hedefliyoruz. Bunun için de bu hukuksuzluklar son bulana kadar elimize geldiği kadar bize ulaşan, bizim ulaşabildiğimiz bütün insanların, bütün ezilenlerin ve bütün işçi sınıfının ve bütün asimilasyona uğrayan Kürtlerin haberlerini, onların yanında sesini duyurmaya devam edeceğiz. Dicle ve Fırat Gazetecileri Derneği'nin eş başkanı Dicle Mütfüoğlu 8 aydır tutuksuz bir şekilde Sincan Katı Kapalı Cezaevinde tutuluyor. Dicle Mütfüoğlu hem Mezopotamya Ajansı editörüdür hem de Dicle Fırat Gazetecileri Derneği eş başkanıdır. 18 Ocak'ta Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası görülecek. Yani sahiplenmeye ve gözaltına tutulan, cezaevlerinde olan bütün gazetecileri dayanışmaya ve onlarla birlikte olmaya çağırıyor.